Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle doğal sayılarla alakalı sorular çözeceğiz. Haydi bakalım, başlayalım. Bir onluk ve bir onluk iki birlik sırasıyla aşağıdakilerin hangisine eşittir diyor. Öncelikle bizden bir tane onluğun cevabını istiyor. Bir de bir onluk iki birlik sayısının cevabını istiyor. Beraber inceleyelim. Bir onluk neye eşitti? Tabii ki de 10'a. Peki bir onluk ve iki birlik neye eşit? Evet, 12. Şimdi birincisine baktığımızda 10, ikincisine baktığımızda 12. Ama cevaplarda başka şeyler yazıyor. Doğrudan 10 ve 12 yazmıyor. Demek ki 10 bunlardan birisine eşit, 12 de bunlardan birisine eşit. Bakalım. Deste ve düzine şeklinde cevaplarımda böyle cümleler yazıyor. Bakalım hangisi hangisine eşit? Şimdi. Deste 10'a eşit değil miydi? Evet, deste 10'a eşitti. Peki düzine kaça eşitti? Evet, düzine de 12'ye eşitti. O zaman sırasıyla 10 ve 12 önce deste olacak. Sonra düzine olacak. O zaman cevabım hangisi? Deste ve düzine C şıkkında var. Cevabım C şıkkı. Gelelim yeni sorumuza. 65, 36 sayılarının onluk ve birliklerine ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Beraber inceleyelim. Önce 65'e bakalım. Sonra da 36'ya bakarız. Şurayı bir silelim, yeniden yazalım. 65'i buraya yazdım. 36'yı da buraya yazdım. Şimdi neyi biliyordum ben? Burası birler basamağı, burası da onlar basamağı. O yüzden 5'i değerlendirirken 5 birlik, 6'yı değerlendirirken 6 onluk diyeceğim. 5 birlik, 6 onluk. Bakalım hangi cevapta var bu? Burada demiş ki 6 birlik 5 onluk. Bunu sildik. 6 onluk 5 birlik, 6 onluk 5 birlik. Evet, bu ikisi uyuyor. O zaman sıra onun yanındakinde. 36'ya bakalım şimdi de. 6 birlik. Peki bu neydi? 3 onluk olacak. O zaman cevabım hangisi? 3 onluk 6 birlik. Evet, cevabım B şıkkı. C'ye bakarsak eğer 3 onluk 6 onluk demiş, zaten burası doğru değil. O yüzden doğru cevabım B şıkkı. Gelelim diğer sorumuza. 56 sayısındaki 5 rakamının basamak adı nedir diyor. 56. Biz zaten bunu çok basit bir şekilde yapabiliyorduk değil mi? 6'nın basamak değeri, basamak adı daha doğrusu, basamak adı birler basamağı idi. 5'in basamak adı neydi? Onlar basamağı. Evet, cevabımız onlar basamağı. O da B şıkkında var. Gelelim yeni sorumuza. 67 sayısındaki 7 rakamının basamak değeri kaçtır diyor. 67. Burada basamak değerini sorduğu için ne yapmam gerekiyordu? 7'nin ismi neydi? Birler basamağı idi. Peki birler basamağında olduğu için bunun değeri nedir? Tabii ki de 7'dir. Peki 6'nın değeri nedir? Onlar basamağı olduğu için 60'tır. Ama bize neyi soruyor? 7 rakamının basamak değerini sorduğu için 7'yi işaretliyoruz. Gelelim yeni sorumuza. 4, 8, 12, 16 soru işareti soru işareti olarak yazmış. Yandaki ritmik saymaya göre 7. sırada ve 9. sıradaki sayıların değeri
aşağıdakilerin hangisidir demiş. Bakalım 7. ve 9. sırada neler var? Öncelikle burada 4'er ritmik saydığımızı bilmemiz gerekiyor. Gelin beraber aşağıya yazalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24 diye devam edecek. Peki nereye kadar gitmem gerekiyor? Nasıl bulacağım? Bize 7. ve 9. sıradakini sorduğu için 7. ve 9. sıranın altını böyle okla işaretleyelim. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5, 6. Devam edelim yukarı saymaya. Çünkü 7 ve 9'a daha gelmemişiz. 28. Sonra ne vardı? 32. Peki ya sonra? 36 vardı. Onu da aşağıya yazdık. Yukarı sığmadı çünkü. Burada bu 7. sayı, bu 8. sayı, bu da 9. sayı. Bizden hangi sayılar istiyordu? Hangi sıradaki sayılar istiyordu? 7. ve 9. Demek ki biz 28 ve 36 olan cevabı işaretleyeceğiz. Bakalım 28 ve 36 C şıkkında var. Demek ki doğru cevabımız buymuş. Evet, yeni sorumuza geldik. Tablodaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Boşluklara baktığım zaman basamak değerlerini yazmamızı istiyor. Üst taraftaki sayımız ne? 87. Alt taraftaki ise 75. 87'nin 7'si birler basamağıydı, 8 ise onlar basamağıydı. O yüzden 8'e karşılık gelen değer neydi? 80. Peki 7'ye karşılık gelen değer ne? 7. Çok güzel. Şimdi alt taraftakini beraber yapalım. Gene söylüyoruz. 5 birler basamağı. 5 birler basamağı olduğu için birlik değerinde. 7 de onlar basamağı. Onlar basamağı olduğu için de onluk değerinde yazacağız. Haydi bakalım yazalım. 7, 70 olarak basamak değeri vardır. 5'in de 5 olarak basamak değeri vardır. Şimdi ise aşağıda cevaplardan hangisi doğru? Bakalım. 87'nin 80 ve 7'ye eşit olduğunu, sonrasında 75'in de 70 ve 5'e eşit olduğunu görüyoruz. Bakalım hangi cevapta var bu? Evet, A şıkkında cevabımız varmış. Doğru cevap A şıkkı. Yeni sorumuza geldik. Aşağıdaki örüntüde boş olan yerlere ne gelmelidir? Burada 39 var. Sonra 49 olmuş. Soru işareti demiş. 69, soru işareti, soru işareti, soru işareti ve 109 şeklinde devam etmiş. Bakalım bu örüntü artarak mı gitmiş, azalarak mı gitmiş? Bakıyorum. 39'dan 49'a, sonra soru işareti ve 69 ve 109'a doğru gittiğine göre demek ki artmış. Artmış ama kaç tane artmış? Bunu nasıl bileceğim? Hemen inceliyorum. 39'dan 49'a doğru gittiğinde neyi fark ettiniz? Evet, artı 10 artmış sayılarımız. Demek ki onar onar sayarak gidersem doğru sonuçları bulacağım. Beraber yapalım. Şurayı bir silelim öncelikle. Kalemimizi alıyoruz ve 39, 49, onar onar artırıyorum. Evet, onar onar sayıyoruz. Ne gelir? 59. Sonra 69 olmuş. Sonra ne gelir? 79. Sonra 89. Sonra 99. Gelir ve cevabımı bulurum. Haydi bakalım sırayla yazalım. 59, 79, 89 ve 99. Hangi cevapta var bakalım? A şıkkı doğru cevabımız. 3, 16, 9, 12, 11, 23 sayılarının küçükten bir sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Ne demiştik? Öncelikle bir tane başa bir tane de sona birer tane çizgi koydum. O çizgiye göre yorum yapacağız. Şimdi ilki ne diyor? Küçükten büyüğe doğru sırada dediği için
Şuraya en küçüğü, buraya da en büyüğünü yazmak zorundayım. Yukarıdaki sayıları incelediğimde 3, 16, 9, 12, 11 ve 23 sayılarım var. Bunların en küçüğü hangisi? Tabii ki de 3 ve onun üzerine hemen sildim. Buraya yazdım. Sonra bunlar arasındaki en büyük hangisidir? Tabii ki de 23'tür. 23'ü de en sona yazıyorum ve bunu da siliyorum. Sonra hemen bakıyorum. Bu arada kaç tane daha sayı yazmam gerekiyor? 4 tane daha sayı yazmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4 tane daha çizgiyi koydum. Sonra devam ediyorum. 3'ten sonra gelecek diğer küçük sayımız ama 3'ten büyük olan sayımız hangisidir? Evet, 9. 9'u buraya yazdım ve üzerini sildim. Geriye kalan 16, 12 ve 11. Sonra 11 gelecek, değil mi? Peki ya sonra? 12, 12'yi de sildim ve en son elimde 16 kalıyor. 16'yı da buraya yazdım ve bu şekilde doğru cevabı buluyoruz. Doğru cevabımız da B şıkkında var. O yüzden cevabımız B. Gelelim diğer sorumuza. Tablodaki boş yerleri aşağıdakilerden hangisi kelimelidir diyor. Ortaya bir tane sayı yazmış 46. Aşağıya da bir tane sayı yazmış 70. Bundan önceki ve sonraki sayıların ne olduğunu bize soruyor. Çok basit. Haydi beraber bulalım sizinle. Bir kere burada 46 varsa sizce 46'dan önceki sayı ne olmalıdır? Bundan bir tane küçük olan sayı olmayacak mı? Evet, yani 45 olacak, değil mi? Çünkü niye? 45, 46 olacak. Peki 46'dan sonra gelen sayımız hangisi olacak? Evet, bir tane fazlası, yani 47. Güzel, yukarıyı bulduk. 45 ve 47. Şimdi ise aşağıyı bulalım. Hemen silelim şurayı ve aşağı tarafa bakalım. Burada gene soru işaretimiz 70 ve soru işaretimiz var. 70'ten önceki sayımız ne? Birazcık düşünelim. Evet, 69. Çünkü 69'dan sonra 70 geleceği için bu şekilde. Peki 70'ten sonraki sayımız hangisi? Yani bir tane arttırdığım için 71 olacak. Soru işaretlerim de o zaman 69 ve 71. Bakalım hangi cevapta doğrusu var? 44, 47 demiş ama ben 45, 47'yi arıyorum. Bu gitti. 45, 47 demiş. Evet. 45, 48 demiş. C şıkkı da elendiğine göre 45, 47 ve 69, 71 B şıkkında var. Evet, geldik son sorumuza. Son sorumuzda onluğa yuvarlama olayımız var. Diyor ki aşağıdaki sayılar hangi onluğa daha yakın ise o onluk ile eşleştiriniz diyor. Hemen şunu hatırlamam gerekiyor. Eğer sayımın birler basamağında 1, 2, 3, 4 sayıları varsa bir tane önceki onluğa yuvarlıyordum. Ama birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa hemen bir tane sonraki onluğa yuvarlıyordum. Bunu hatırladığımıza göre artık sorularımızı çözebiliriz. Hemen bakıyorum. Burada 2 var. 2 olduğuna göre. Bir kere 12, 10 ve 20 arasında bir sayıdır. Şimdi burada birler basamağında 2 olduğu için ben bakıyorum yukarıya. 1, 2, 3, 4 yani 2 sol tarafta. Demek ki ben bunu diğer sol tarafındaki 10'a yuvarlamam gerekiyor. O yüzden 12 10'a yuvarlanıyor. Gelelim 34'e. 34, 30 ile 40 arasında değil mi? Evet, 40 arasında. Şimdi birler basamağındaki sayıya bakıyorum. Burada 4 var. 4'ü gördüğüm zaman da bir tane öncekine yuvarlamam gerekiyordu. Yani 30'a yuvarlamam lazım. Ve 34'ü tak 30'a yuvarladık. Gelelim 56'ya. 56 ise 50, 56 ve 60 arasında. Yani 50 ve 60 arasında. Ve bakıyorum birler basamağında ne var? 6 var. 6'yı görüyorsam ne yapıyordum?
Bir tane sonraki onluğa yuvarlıyordum. Yani 60'a yuvarlayacağım. Tak. Gittim. Şimdi gelelim 44'e. 44 hangi sayılar arasında, hangi onluklar arasında daha doğrusu? 40, 44 ve 50 arasında. Hemen bakıyorum. Burada birler basamağında 4 var. Birler basamağında 4 olduğu zaman hemen bir önceki onluğa yuvarlıyordum. Yani 40'a. Hemen 40'a gönderiyorum. Evet. Şimdi ne kaldı elimde? 68 ve 79. 68 hangi onluklar arasında? 60, 68 ve 70 arasında. Buraya baktığımız zaman burada birler basamağında 8 olduğu için bir küçüğüne mi yoksa bir büyük onluğa mı yuvarlayacağım? Tabii ki de 8 burada olduğu için 70'e yuvarlamam gerekiyor ve 70'e gittik. Şimdi aşağıya gelelim. Son sorumuz bu. Son kısım bu. 79, 70 ve ne arasında? 80 arasında. Hemen bakıyorum. Şimdi 70 ve 80 arasında ve birler basamağında 9 var. 9'u gördüğüm zaman bir sonraki onluğa yuvarlamam gerekiyor. O yüzden 79 80'e yuvarlanır ve hemen 80'e gidiyorum. Ve eşleştirmeler tamamlanıyor. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.